2, 1. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Kırkpınar'dayım, Sapanca'dayım. Güzel bir konuğum var yanımda. Güzel bir otomobil inceleyeceğiz. Audi A3 inceleyeceğiz. Yeni kasa değil, bu kasayı beğeneceğinizi umuyorum. Çok beğenilen bir otomobil. C segmentinin göz bebeklerinden bir tanesi. Fiyatına göre de alınabilecek premium otomobillerden bir tanesi. Sizlerle bugün Audi A3 inceleyeceğiz. Araç hemen arkamda duruyor. Güzel bir rengi var, güzel bir görüntüsü var. Aracın bütün detaylarını, paket bilgisini, motor bilgilerini, her şeyi bugün sizlerle konuşacağız. POV sürüş olacak, güzel bir test sürüşüne çıkacağız. Önce dışarıdan ben sizlere bir güzelce bir aracı anlatayım. İç tasarımına göz atalım. Ondan sonra içeriye geçelim ve test sürüşüne başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoya geçiyoruz. Videoyu izleyenlerin çoğu abone değil. Bakıyorum %95 abone olmayan izleyici olarak gösteriyor kanalın ayarları bölümünde. Bu beni gerçekten günden güne üzüyor. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorum sizlerle beraber. Sizlere günden güne daha iyi içerikler çıkarmaya çalışıyorum ama böyle karşılığını alamayınca insan gerçekten üzülüyor. Lütfen abone olursanız ve videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Hadi test sürüşüne geçelim. Karşınızda Audi A3. Arkadaşlar önceki zamanlarda bir 1.5 DCI Megane çekmiştik. İkon paket full artı full ağzına kadar doluydu otomobil biliyorsunuz. Şimdi o arabanın sahibi sattı ve Audi A3'e geçti. Araçta gerçekten çok güzel, anlatabileceğimiz çok fazla özellik var. Şöyle aracın etrafında da birazcık dolaşalım. Sizlere göstereyim. Rengini ben çok beğendim. Bu tarz renkler benim hoşuma gidiyor gerçekten. Araç çok temiz değil, hafif kirler var ama aracın boya rengi çok fazla kir belli etmiyor. Camlarda o kirleri görebiliyorsunuz. Cam filmi yapılmış araca, cam filmi de yakışmış. Gayet beğendim. Şimdi ikon bir Megane'dan buna geçince bazı özellikler araçta kalmamış artık. Onlardan biraz şikayetçi olsa da premium bir otomobile geçtiği için hissiyatlar çok daha farklı oluyor tabii ki. Fransız bir otomobilden Alman aracına geçiyorsunuz. Renault Megane gerçekten güzel bir otomobil. Günümüzde de çok fazla kullanıcısı olan bir otomobil ülkemizde özellikle. Ama Audi A3'e geçince de farklılıklar tabii ki oluyor. Özellikle aracın yoldaki oturaklığı olsun, hissiyatlar olsun direkt değişiyor arkadaşlar. Aracımızın teknik bilgilerinden ben bahsedeyim sizlere. Araç 2018 model Audi A3 Sportback. Dynamic olarak geçiyor paket ismi de. Çok dolu ne çok boş, öyle söyleyeyim sizlere. Yeterli dolulukta bir otomobil. 1.6 dizel motora sahip. Yani benim Passat'taki motorun aynısı var arkadaşlar bu araçta da. 120 beygir. S-Tronic şanzımana da sahip bu otomobil. Hemen ön tarafta farlara doğru yaklaşalım. Tampon detayları güzel. Krom detaylar hoş duruyor. Araçta sis farı yok. Şöyle gündüz aydınlatmalarını görebiliyorsunuz. Sizde titreşim oluyor kamera frekansından dolayı. Sis farı yok ama kötü hava koşulu farı bu otomobilde mevcut. Hemen burada sarı olarak yanıyor arkadaşlar. Ben hemen bunu açıp geliyorum. Kötü hava koşulu farını açtığımızda hemen burada sarı olarak yanıyor. Aydınlatmalarımız mercekli olarak sağlanmış. Hemen yan tarafta da sinyallerimiz halojen olarak gördük. Bir de sinyalleri açayım sizlere. Sinyalleri açtığımızda arka tarafta halojen olarak yanıyor ama şu parça uzaktan bakıldığında sanki ince bir LED sinyal varmış hissiyatı yaratıyor. Farlarımız LED, beyaz bir aydınlatması var. Ön tarafta park sensörlerimizi görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafa doğru geçelim. Yan tarafta ebatlarına bakalım jantlarımızın. 205-55R16. Jantlar gerçekten hem ekonomik fiyat olarak hem de 55 yanak gayet konforlu olacaktır bu otomobil için. Üstünde şu anda Goodyear'lar var. Yan tarafta burada sinyallerimizi görebiliyoruz. Araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Hem ön tarafta anahtarsız girişler var hem arka tarafta. Şöyle görebilirsiniz. Hemen arka tarafta stoplarımıza doğru gelelim. Şimdi bu aracın stopları full donanımda daha farklı oluyor. Direkt çizgi ledleri görebiliyorsunuz. Ama Dynamic pakette bu şekilde değil. Hemen stop formu böyle arkadaşlar. Şu orta taraftaki parlak olan yerler sislerimiz zaten kendini hemen belli ediyor. Sinyallerimiz de hemen aşağı tarafta kalmış. Şurada bir TDI yazımız var. Arka tarafta sensörlerimizi görebiliyorsunuz. Hemen aşağı doğru bakalım torsiyon mu var? Evet, torsiyon çubuğunu görebilirsiniz. Bağımsız süspansiyon araçta mevcut değil. Bagaja bakacak olursak tabii araç kullanımda olduğu için bir sürü eşya var. 380 litrelik bir bagaj hacmine sahip bu otomobil. Gördüğünüz gibi içeride bayağı bir eşya var. Aslında yeterli kalıyor 380 litre hatchback bir otomobil için. Burada güzel bir spoiler detayı var. Bu sonradan mı takılmış
yoksa aracın orijinalinde var mı bilmiyorum ama çok yakıştırdım ben. Çok güzel olmuş. Burada piyano bilek detayı var. Güzel, beğendim ben bunu. Şimdi içeri geçeceğiz. İçeride test etmeye başlayacağız. Aracın hem performansını hem de iç taraftaki kaliteden bahsedeceğiz sizlere. Ama şu duruş gerçekten çok hoş. İçeri geçelim ve pop sürüşe başlayalım. Evet arkadaşlar, içerideyiz artık. Şimdi sürüşe başlayacağız. İçerisi çok güzel görünüyor. Direksiyon harika. Bu tasarım ben seviyorum. Yeni kasaya da aynısını koymalarını sadece sevmemiştim. Yeni kasada daha farklı bir direksiyon olabilirdi. Ama bu direksiyon tasarım da gayet hoş. Ekranımızı açalım. Ya şu ekran açılması gerçekten benden almıştır yani. Ben seviyorum çünkü bu ekran açılma kapanma olayını Audi'de. Ama bunu ne yazık ki artık yeni nesil otomobillerinde bıraktı. Tamamen gövdeye gömülü bir şekilde getirmeye başlıyor. Şimdi aracımız 1.6 dizel. 120 beygir. S-Tronic şanzımana sahip. Yani benim Passat'taki motorla aynısı arkadaşlar. Performansına bakacağız. Bu araç çünkü biraz daha hafif, daha performanslı olabilir. 0-100 deneyebileceğim bir yer umarım olur. Sizlerle beraber deneyebiliriz. Çünkü bu aracın da 0-100'ünü ben merak ediyorum. Otomobilden biraz daha bahsedelim. Şöyle süspansiyonları da deneyebileceğimiz yer burası. Biraz çukurlu bir ortam. Gerçekten absorbe etmesi çok güzel. İçeride çok fazla sallanmıyorsunuz ve otomobilin içerisinde öyle çok fazla ses hissetmiyorsunuz. Direkt 55 yanak lastikler çok güzel iş yapıyor ve Audi'nin süspansiyonları da gayet iyi. Ya ben de Renault kullandım. Biliyorsunuz Laguna 3 vardı bende de. Ama Volkswagen'e geçtikten sonra hem yeni otomobilin vermiş olduğu hissiyattan kaynaklı bir artısı zaten var. Bir. İkincisi, tabii Fransız bir otomobilden Alman otomobiline geçtiğinizde o tokluğu daha iyi hissediyorsunuz. Tabii Fransız otomobili olan arkadaşlara kesinlikle hani kötülemiyorum buradan, yanlış anlamasınlar. Sadece bu farklar hani bariz olduğu için söylemek zorundayım. Hani çünkü bir süre sonra ya işte bu daha iyi, şu daha iyi diye belirli tartışmalar oluyor. Hiç bu tartışmalara mahal vermeye gerek yok. Biraz objektif düşünerek bunu söylüyorum. Kırkpınar'ın güzel sahiline doğru geldik. Sağ tarafımızda göl var. Bu manzaraları ben çok seviyorum. Güzel sakin bir yola gireceğiz şimdi. Bir gidiş gelişli bir yol. Megane'ı da orada test etmiştim ben. Bakalım beğenecek misiniz? Tekrardan o yolu hatırlayanlarınız olacak mı? Megane'dan buna geçince tabii birkaç eksikler hissetmiş abi. Bunlardan bir tanesi tabii ki o otomobilde elektrikli koltuklar, masajlı koltuklar var. Bir sürü modları vesaire var. Ambiyans aydınlatmaları, hani 18 inç jantlar vesaire, araç ağzına kadar dolu, ne bileyim cam tavan vesaire var. Tabii buna geçince biraz daha böyle basit kalmış otomobil ama hiç yoktan bunda da güzel özellikler var. Anahtarsız giriş çalıştırma, ön arka park sensörü, yağmur far sensörü gibi özellikler bu araçta mevcut. Katlanır aynamız yok. Katlanır ayna da olsa güzel olacakmış aslında bu otomobilde. Tam olacakmış, onu söyleyebiliriz. Otomobilin dışında krom detayları biraz eksik kalıyor. Özellikle cam çerçevelerin etrafında çerçeve şeklinde kromlar yok mesela bu otomobilde. Arka tarafta difüzörde herhangi bir şekilde belirgin bir krom detay yok. Bunlar bu araçta olabilirdi. Olursa güzel detaylar bunlar. Çünkü aracı hem dışarıdan baktığınızda daha şık hale getiren detaylar. Onun dışında bir eksiği kalmıyor kesinlikle otomobilin. Gayet kullanılabilir bir düzeyde, kullanılabilir bir donanıma çıkarmış oluyorsunuz aracı. 1.6 dizeli zaten anlatmama gerek yok. Ben Passat'la 1550 kiloluk otomobille 3.8 yaktırabiliyorum Sapanca'dan Kocaeli'ne giderken. Bu biraz daha hafif bir otomobil. 200 kilo daha hafif bir araç Audi A3. Böyle olunca biraz daha iyi yakıt ekonomisine erişebilirsiniz. Eğer ki sürat yapmazsanız ve böyle ani hızlanmalardan kaçınırsanız. Burası da bayağı dar bir yoldur arkadaşlar. Böyle yol vermeniz gerekiyor. Yoksa iki araç yan yana geçemiyorsunuz. Burası Kırkpınar'dan Sapanca'ya giden alt yol. Yan tarafımızda, sağımızda bir tren yolu var. Aracın bir de malzeme kalitesinden bahsedelim. Aracın full donanım olmadığını
söyledik. Şöyle malzeme kalitesine baktığımızda kapılarda bakın yumuşak malzemeler kullanılmış. Ön göğüste yumuşak malzemeler var. Kolumuzu dayadığımız yer tamamen deri, gayet güzel. Şöyle bakıyorum, kolçağımız var. Kolçağımız artık kumaş oldu. Koltuklarımız da aynı şekilde kumaş. Ama araçta ayarlanabilir kolçağımız var. Volkswagen grubundaki gibi hem ileri öne bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Hem de yukarı aşağı bir ayar yapabiliyoruz bu otomobilde. Daha rahat bir oturuş pozisyonunu almamızı sağlıyor. S-Tronic şanzıman, gayet hızlı bir şanzıman. Bu birazdan deneyeceğiz bunu. Müsait bir yolda. Şu anda dar, sakin bir yoldan gidiyoruz. Sizlerle otomobili böyle sakin sakin anlatayım istedim. S-Tronic şu anda gerçekten çoğu şanzımandan hızlı. Sonuçta Volkswagen grubunun bir şanzımanı arıza çıkarıyor. Sürekli mekatronik sorunları vesaire vesaire diyenleriniz olacaktır. Tabi bu sorunlar var ama kesinlikle her otomobilde, her şanzımanda olacak diye bir şey yok. Sizin kullanımınıza çok çok bağlı. Özellikle DSG'yi yıpratmadan kullanırsanız ani hızlanmalar, araca sürekli yüklenme şeklinde. Onun dışında şehir içinde çok fazla otomobilde dur kalk yapmazsanız, şanzımanı ısıtmazsanız bu şanzımanlarda çok fazla sorun yaşamıyorsunuz. Tabii ki bundan ağzı yanan insanlar var. Çok fazla problem ve masraf açan insanlar var. Ama dediğim gibi bunlara dikkat ederseniz park ettikten sonra önce boşa alıp el frenini çekip ondan sonra P'ye aldığınızda bu tarz ufak tefek detaylara dikkat ettiğinizde bu hızlı şanzımanı güzel uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Çoğu insan diyecektir ya ben otomatik araba alıyorum niye bu kadar çok dikkat edeceğim? Çok hızlı bir şanzıman sahip oluyorsunuz. Bunlara dikkat ederek de böyle bir hızlı şanzımanı elinizde tutabilirsiniz. Bu arada araç bayağı sessiz. Yani evet hızlı gitmiyorum ama ben hızlı gittiğim yerler de oldu videoya çekmeden önce. Otomobil gerçekten sessiz arkadaşlar. Yalıtım konusunda da hani C segmentinde olmasına rağmen gayet güzel bir yalıtım da var. Ekranlardan biraz bahsedelim. Renkli ekranlarımız var. Beyaz gayet güzel ama şöyle bir şey, asistanlarımız yok bu otomobilde. Herhangi bir şekilde sürüş asistanı mevcut değil. Şerit takip olsun, front asist olsun. Bunlar bu araçta yok arkadaşlar. Bir sürü özelliklerimiz var. Sürüş bilgileri vesaire, o standart bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Radyoya vesaire buradan ulaşabiliyorsunuz. Genelde hız olarak, hızı buraya ayarlayarak kullanacağız. Genel kullanım bu şekilde oluyor zaten. Orta ekrana geldiğimizde herhangi bir şekilde dokunmatik bir ekran değil ama hemen aşağıda bir joystick'imiz var. Bu joystick gerçekten premium bir otomobilde olduğunuzu hissettiren bir detay. Bu joystick'i kullandığınızda günden güne zaten gayet profesyonel bir hal alıyorsunuz ve çok rahat bir şekilde buradaki ekrana hakim oluyorsunuz. Bu ekranda neler var? Hemen ayarlara bakalım. Ekranın fabrika ayarları vesaire buradan ayarlayabiliyoruz. Hemen geri gelelim. Telefon ayarlarımız var. Telefonumuzu burada entegre edebiliriz otomobile. Medya ayarları var. Ve radyo, ses, araçla ilgili bakalım. Her ayarlarda mevcut. Direksiyon tuşu atama. Bu bakın burada bir tane tuş var. Bu tuşa istediğiniz herhangi bir özelliği atayabiliyorsunuz. Bastığımızda radyo değişimi, ekran koruyucunu açıp kapatma, trafik anonsları gibi birkaç tane özellik var. Bunları isterseniz bu tuşa atayabilirsiniz. Dış aydınlatma ayarları, ambiyans aydınlatması. Araçta ambiyans aydınlatması dediğimiz iç taraftaki aydınlatmalar arkadaşlar. Ayak aydınlatmaları ve yukarıdaki aydınlatmalar. Hazır onlara da gelmişken, söz ediyorken şöyle aydınlatmalarımıza bakalım. Beyaz aydınlatmalar iç tarafta kullanılmış. Gayet güzel. Beyaz aydınlatmaların olması. Tabii ki seviyoruz beyaz aydınlatmayı. Şimdi burada bir 0-100 deneyelim. Bakalım aracımız nasıl bir performans sağlayacak. Start stop'u kapatıyorum. Aracı şöyle S1'e alalım. 3... 2, 1 biraz patinajla kalktık. Yüz kilometreye geldik bile. Ya güzel. Aracın performans hissiyatı gerçekten iyi hissettiriyor. Ben sizlere süresini buraya yazacağım. Şehir içindeki performansa da bakınca, şehir içindeki yollardayız. Takır tukur gidiyoruz ama yani içeriye öyle
kötü bir hissiyat sağlamıyor gerçekten. Gayet başarılı. Şimdi rakiplerine bakalım. Rakipleri neler var? A3, C segmenti. Hemen rakiplerine baktığımızda. Bu aracın rakibi olarak Renault Megane bu aracın rakibi. Toyota Corolla rakibi. Onun dışında Honda Civic bu otomobilin rakibi. Golf bu aracın tekrardan rakibi. Hani rakipleri de gerçekten güçlü. Hiçbir şekilde hafife alamayız bunları da. Şimdi düşününce hangisini alırdık? Gerçekten çok fazla düşündürücü ve neye karar vereceğinizi bilemiyorsunuz. Ama Audi A3'te bunların arasında en fazla tercih edeceğiniz araçlardan bir tanesi olacaktır. Çünkü hem premium hissiyatı, dediğim gibi en başından beri söylüyorum, çok fazla fark ediyor. Kesinlikle sürüşten sonra bu hissiyatlar çok daha oturmaya başlıyor. Fiyat bilgisine gelecek olursak, şu anda bu otomobil 67 bin kilometrede. Bu aracın da fiyatı 500 bin lira civarlarından başlıyor arkadaşlar. 500 binin üstüne çıktıkça daha düşük kilometreler, daha hasarsız ve boyasız araçlar bulmanız mümkün. Burada tekrardan bir 0-100 deneyelim biz. Durduk. Arabayı S'e aldım. 3, 2, 1. Evet, araba bayağı sarıyor yalnız. Gayet güçlü. 100 kilometreye geldik ama bayağı sardı ya. Hani bu kadar sarmaması gerekiyordu. Bayağı sardı araç. Lastiklerden de kaynaklanıyor olabilir. Biz de bir anda yüklenince, tabii güçlü bir otomobil, 120 beygiri kesinlikle hafife almamak lazım. Ne kadar benzinli kadar olmasa da 1.6 dizellerde güzel yürüyor arkadaşlar. Değeri buraya koyacağım ama o patinajı birazcık o değerden düşerseniz siz tam kararını bileceksinizdir. Onu düşerseniz daha iyi olacaktır. Yani doğru bir değere ulaşacağız. Evet, otomobil testi bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sapanca'nın Kırkpınar'ın yollarında güzel bir sürüş yaptık sizlerle. Hem şehir içi kullanım hem de birazcık sakin kullanımlarda aracın bizlere neler hissettirdiğini sizlere göstermek istedim. Böyle bir otomobil de C segmentinde 500 bin TL civarlarında bir otomobil arıyorsanız tercih edilebilir kesinlikle. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Ben çok keyif aldım. Bir sonraki test sürüşlerinde ve otomobil incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.